Merhaba arkadaşlar, bugün size kenevir yağının ne işe yaradığını yani sizin anlamanız gereken şey Esra'nın yağının ne işe yaradığını dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sizden bir hastadan bahsetmek istiyorum. Ricky Simpson. Ricky Simpson 2002 yılında çok ilerlemiş bir şekilde cilt kanseri oluyor. Doktorlar bundan umudunu tamamıyla kesiyorlar. Ve Ricky Simpson mühendis, mimar mühendis. Ama bitkilere karşı da bir eğilimi var. Sürekli bir bitkileri araştırıyor. Ricky Simpson bu kenevirin yani sonra araştırıyor bakıyor ki yani kenevirin bazı şeylere faydası var. Acaba diyor bir şansımı deneyeyim diyor. Yani doktorlar umudunu kesmiş artık yapacak hiçbir şey yok. Ölüme adım adım gidiyor. Cilt kanseri ama tamamıyla içine işlemiş. Kenevirin yağını çıkarıyor. Yağını çıkarıyor ve belirli vücudunun belirli bir bölümüne yağı sürüyor. Ondan sonra bekliyor. İlk gün hiçbir şey fark etmiyor. Sonra bir iki gün sürekli sürüyor, bağlıyor, kapatıyor falan. Bir hafta sonra baktığı zaman o yara vücudunda olmadığını görüyor. Yani Ricky Simpson'un hayat hikayesi kısaca böyle. Tabii üniversitelerde bunu anlatmaya çalışıyor. Ve bu adam Ricky Simpson 5000 kanser hastasını iyileştiriyor arkadaşlar. Bu arada kendisi doktor değil ama makine mühendisi yani mühendis mimar ya da mimar mühendis bilemiyorum. Kendisini iyileştiriyor ve 5000 tane hastaya daha iyi geldiği söyleniyor. Arkadaşlar kusura bakmayın yine notları aldım ben burada. Sırbistan'da yapılan bir eleştiri söyleşi programında bunun faydalarını anlatıyor. Tabii ki bunu yasallaştırmaya çalışıyor ama bunun yasallaşmasının ne kadar zor olduğunu o da biliyor. Çünkü bunu çok farklı yerlerde kullanıyorlar. Ricky Simpson Sırbistan'da. Sırbistan'ın başkenti Bangladeş'te yine katılmış olduğu bir şeyde, seminerde orada kanıtlarıyla birlikte hangi hastalıklara iyi geldiğini kanıtlarıyla birlikte insanlara sunuyor. Sırbistan'da çok olumlu bakıyorlar bu işe ama tabii diğer ülkelerde değil çünkü ilaç firmalarının içine kan doğuruyor. Neye iyi geliyor arkadaşlar? Diyabet, epilepsi, astım, sedef hastalığı gibi hastalara ve bir de en ölümcül diyor bazı kanser çeşitlerine çok iyi geldiğini söylüyor. Bunun karşısına da Ricky Simpson'un karşısına da BBC'de yayınlanan Sarah Emento diye bir hanım çıkıyor. Bu yağı kullandığını, bunun doktorları çıkıyor, kenevir yağının yani esrar yağını kullandığını, ilk zamanlar çok iyi geldiğini ama 4 ay sonra Sarah Emento'nun öldüğünü söylüyorlar. Bunu da belirtmeden geçemedim. Bu ne kadar yalan, ne kadar doğru? Tabii ki ben bilmiyorum. Yani kenevir yağını düzgün yerlerde kullanırsak çok ciddi hastalıkları tedavi edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir araştırma yaptım. Ben tabii ki sizlere bunları kanalımda sadece özetleyerek anlatmaya çalışıyorum. Yani 5000 kişi azımsanacak bir rakam değil ama tabii kenevir yağını uyuşturucu kullanan madde bağımlı insanlar kenevir yağını şekerin üzerine damlatarak bunu da kullandıkları için bunu da dünya ülkeleri bildiği için bunun için şey yapılmıyor.
nasıl diyeyim, yasallaşamıyor. Arkadaşlar şu kenevire dokunmayın da, bir sürü kanser hastası insanımız var. Epilepsi, SARA, ondan sonra diyabet, yani başka neydi, dur bakayım buraya notlarımı almışım. Diyabet, epilepsi, astım, sedef hastalıkları ve kanserin ölümcül hastalıklarına çareymiş. Yani bu kenevir yağının yasallaşması, tabii ki bu benim fikrim, sizce ne dersiniz onu da siz yorumlara yazarsınız. Söyleyin bakalım, kenevir yağı sizce yasallaşsın mı, yasallaşmasın mı? Bizim ülkemizde de ve dünya ülkelerinde, bırakın onu, bizim ülkemizde de kenevir yağı yasallaşsın ama tabii ki bunun doktor kontrolü altında olursa, madde bağımlısı insanlar bunu alamazlar doğal olarak. Gerçi onun da bir yolunu bulurlar da. Arkadaşlar, kenevir yağı tabii ki çok zor üretiliyor. Çok büyük kenevirler, mesela 10 kilo kenevirden şu kadar bir yağ çıkıyor. Yani pahalı olduğu için ne yapıyor? Madde bağımlısı insanlarımız da bu kenevir yağını buldukları zaman şekerin falan üzerine damlatıyorlar. Gene kafa bulucu olarak görünüyor. Bu da çok büyük sıkıntılarına neden oluyor. Çünkü yağ farklı, içmek farklı. Yani bunu içerek değil de sürerek veya içtikleri zaman ölçülü bir şekilde içilmesi gerekiyor. Yani bunlar arkadaşlar, tabii ki sizler bunları, bunu kullanan insanlar bunu daha iyi bilirler. Ama eğer bu faydalı bir şeyse, yani nasıl diyeyim, eğer bu gerçekten kenevir yağı faydalı bir şeyse bence yasallaşsın. Lütfen sizler de yorumlara yazın. Kenevir yağı, yani esrarın yağı yasallaşsın. Arkadaşlar, ben aslında söylemek istemiyordum ama söylüyorum. Benim de bir arkadaşım vardı, sedef hastasıydı, vücudunda hiç geçmeyen sedef hastalığı vardı. Yasal olmayan yollardan biz bu kenevir yağını, yani esrarın yağını bulduk. Ve biz bunu iyileştirdik. Bu onun için yani onun için bunu anlatma gereğinde bulundum. Çünkü ciddi anlamda eğer faydası varsa, ki aşağı yukarı yaklaşık 8-9 aydır sedef hastalığından, böyle biliyorsunuz sedef hastalığı güneşi görünce çıkar. Sedef hastalığından hiçbir eser kalmadığını gördük arkadaşlar. Biz bunları kendimiz yaşadık. Tabii ki bazı maddelerin zararları olduğu kadar faydaları da var. Yani esrarın, keneviri dediğimiz malzemenin çok büyük zararları olmasının yanı sıra, bu arada tıbbi kullanılırsa çok da büyük faydaları var. Yani her şeyi, her maddeyi, ben burada esrarı size övmüyorum. Sadece her madde kötü tarafı var. Ama çok iyi tarafı da var ve genelde lütfen arkadaşlar bu iyi tarafını görelim. Bir sürü hastalarımızı eğer iyileştirme imkanı varsa sürekli bir yerleri yazarak biz bunu, yani kimin imkanı varsa, milletvekilleri, başbakanlar, işte vekiller, bakanlar, bunlarla görüşüp bunu kampanya haline getirip bunu da sunabiliriz. Bu benim acizane fikrim. Tabii sizler de daha iyi bilirsiniz. Ama yani ben bunu birebir yaşadığım için yapmıyorum. Kenevir yağının zararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki onu farklı yönden kullanırlarsa da zararlıdır. Yani arkadaşlar, yine diyorum, madde içmeyin. Lütfen içirmeyin kimseye. Torbacılara fırsat vermeyin. Bu tür faydalı olan bitkileri de zararlı hale getirmeyin arkadaşlar. Lütfen. Esrar
çoğu yönünden faydalı ama onu öyle bir duruma getirmişler ki tamamıyla zararlı hale getiriyorlar. O yüzden de mesela şu var, 3 hektarlık bir alanda olan bir ağaçların verdiği oksijenle bir dönümlük kenevirin verdiği oksijen eşit olduğunu mesela ben biliyorum. Ama bunu öyle bir hale getirdik ki tamamıyla uyuşturucu madde durumuna düşürdüğümüz için biz bu bitkiden yoksun kalmak zorunda kalıyoruz. Yani tıbbi olarak faydası var, doğaya faydası var. Yangın bile çıksa o oksijenler, hani oksijen veriyor diyoruz ya, yangın bile çıksa hiçbir şeye zararı yok. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Uyuşturucuna uzak durun. Lütfen çevrenize de göz kulak olun. İyi akşamlar.